gün Dünyan İşçi Derneği'nin kuruluşu ve Van'daki dernek merkezinin açılışı nedeniyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu Dünyan İşçi aşiretinin birliğini devam eyle. El-Fatiha. Bu bölgede ilk yerleşik hayata geçen, ilk şehirleşen Müslüman ahali Pinyanişlerdir. Belki de en son yerleşik hayata geçen aşiretimiz de Ertoşilerdir. Valinin ya da işte başka devlet görevlilerinin aşiret ve aşiretçiliğe yönelik yaklaşımı aslında Kürtler içerisinde aşiretçilik kimliğini ya da aşiretçilik faaliyetini kışkırtmaya dönük bir girişimdir. Nasıl? Yani aşiretçiliği reddetmek, aşiret olgusunu reddetmek mümkün değil Kürt kentlerinde. Aşiret aslında bir toplumsal form. Kürtlerin aslında 100 yıllar, 1000 yıllardır sahip olduğu bir toplumsal kimlik. Bu kimlik elbette birçok yönüyle zenginliktir. Fakat bunun kışkırtılması, bunun işte ulusal birlik, ulus olma, halk olma gerçeği karşısındaki konumlandırılışı bir devlet politikasıdır. Uzun bir süredir devlet aslında daha dar formları kışkırtıp belirginleştirerek Kürtlerin bir halk olma, bir toplumsal birlik temelinde bir ulusal birliğe ulaşma zeminini engelliyor. Şu an yürütülen politikaların da temelinde bu yatıyor. Aşiretçilik formu eğer ulusal bir birlik ve bütünlük içerisinde kültürel bir, toplumsal bir formsa elbette kıymetlidir, değerlidir. Çünkü toplumun formlarını reddetmek, inkar etmek mümkün değil. Ama şu an yapılanlar politik olarak aslında bölme, parçalama, küçültme ve daha rahat yönetme faaliyetidir. Devlet adına Kürt kentlerinde politika yapan aktörler, siyaset yapan aktörler, yine devleti temsilen hakimiyet kuran aktörler belli dönemlerde belli politikalar ile yüklenirler ve bu politikalarını gerçekleştirmek üzere görevlendirilirler. Dolayısıyla bunlar bir politikadır. Bunlar da aslında bir devlet politikası, bir talan politikası, bir gasp etme politikası. Şimdi yer yer devlet aktörlerini değiştirerek aslında kan tazelemek istiyor. Bence bu değişikliğin altında yani iyi polis, kötü polis rolü ile görevlendirilmiş işte aktörlerin değişimi söz konusu. O açıdan aslında özünde politikada, siyasette bir değişikliği öngörmek zor. Çünkü iktidar aynı iktidar. İktidarın söylemleri aynı söylemler. Ama biz Vanlar olarak, Van halkının huzuru, Van halkının biraz nefes almasına vesile olabilecek her politikayı da elbette destekleriz. Bence bu geçmiş acımasız politikaların terk edilmesi için de bu aktör değişikliği bir fırsattır. Özü itibariyle küçücük sorunlar, küçücük problemler, arazi anlaşmazlıkları, işte hayvan otlatmaktan kaynaklı sorunlar, sulama faaliyetleri nedeniyle çelişkiler çözümsüz kalıyor. O sorunları çözebilecek bir irade ve inisiyatif gelişmiyor. Ve gelişmediği için de adeta o sorunlar, o problemler bir şekliyle, yani biz de gerçekten araştırıyoruz, bir şekliyle kışkırtılarak neredeyse ölümlü kavgaların yaşanmasına sebep oluyor. İşte Başkale'de, Çatak'ta olan olaylar, yine işte Batman'da olan olaylar aslında özü itibariyle çok küçük, basit ve hızlıca çözülmesi gereken sorunlar. Şu durumdan aslında şu sonuca gitmek mümkün. Toplumsal form olarak işte aşiret kavramı, aşiretçilik kavramının kışkırtıldığı gerçeğini bir burada da görüyoruz. Yani bir sorun oluyor. O sorunu çözmek için STK'lar, sivil toplum örgütleri, işte diyelim ki siyasi partiler, kanaat önderleri, rıhsbiler devreye gireceğine bir işte diyelim ki kendisini o aşiretin ya da işte o kabilenin
sorumlusu gibi gören, ilan eden kişiler bir diğer tarafa meydan okuyor. Yani çözüm ve perspektifi sağduyu yerine kışkırtıcı diller, üsluplar kullanılıyor. Bunun doğru olmadığını, bunun zorlayıcı olduğunu bir kere vurgulamak gerekir. Yani hiçbir durumda halkımız böylesi problemleri büyüterek, böylesi problemleri büyütüp içinden çıkılmaz hale getirip güç olmaya çalışan odaklara fırsat vermemeli. Bunun yolu da şudur. Çözümün yolu toplumda bilinen, tanınan kanaat önderlerinin devreye girmesiyle, toplumun ölçüleriyle, toplumun bugüne kadar 100 yıllardır süre gelen gelenekleriyle çözülebilecek sorunlardır. Yani ne mahkemede bunu çözmek mümkün, ayları yılları buluyor, ne kavga ederek, ne birbirine saldırarak çözülebilecek sorunlar. Bu sorunlar diyalogla, müzakereyle ve arabulucularla tartışabilir. Bu konuda HDP, VDP'nin birleşeni, DBP, işte DTK, TEJA bu konuda çok ciddi inisiyatif alma konusunda kararlı ve bu yönlü kimi hazırlıklarımız, hazırlık komisyonlarını kurma çalışmalarımız sürüyor.